Dün Mersin Adana Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 vatandaşımızı kaybettik. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bugün 27 Mayıs askeri darbesinin yıl dönümü. Merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Darbeler Türkiye'de demokrasinin ilerlemesine hep engel oldu. Ülkemizin çok partili hayata geçişini sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar askeri ya da sivil bütün darbelerin karşısında olmuştur. Bundan sonra da darbelerin karşısında olmaya devam edecektir. Halkın iradesinin dışındaki her türlü müdahale ülkemize ve demokrasimize yapılmış en büyük kötülüktür. Değerli arkadaşlar, dün Türkiye'nin dört bir yanından gelen emeklilerle birlikteydik. Ankara Tandoğan Meydanı'ndan emeklilerin haklı taleplerini bir kez daha dile getirdik. Açlık sınırının 17725 lira olduğu ülkemizde emekliler 10000 lira maaşlarıyla artık hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Neyi nereden daha ucuz alırım diye market market geziyorlar. Sırf daha ucuz diye pazar alışverişlerini akşam üstü yapıyorlar. Hatta üzülerek ifade ediyorum ki birikimi ya da yan geliri olmayan çocuklarından, ailesinden destek alamayan birçoğu pazar sonrasında tezgahlarda kalan meyve sebzeleri topluyor. Türkiye'nin içinde olduğu ekonomik buhranı emekliler iliklerine, kemiklerine, hücrelerine kadar hissediyorlar. Biz en düşük emekli aylığı ve emekli bayram ikramiyeleri Asgari ücret seviyesine çekilinceye kadar, emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasası çıkarılıncaya kadar, bu ülkenin ekonomisine, üretimine katkı sunan emeklilerimiz el üstünde tutuluncaya kadar emeklilerimizle birlikte mücadele vermekten vazgeçmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, önümüzdeki günlerde 9. yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Geçen hafta bu pakette yer alacağı söylenen çok tehlikeli bulduğumuz ve Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerde ciddi bir gerilemeye neden olacak etki ajanlığı düzenlemesiyle ilgili uyarmıştık. Bu düzenleme kamuoyunda gündeme geldiği haliyle yasalaşırsa yasadaki suç tipi somut, belirli ve öngörülebilir olmayacaktır. Ceza hukukunun temeli suç genel teorisine göre suçun oluşması için dört tane ana unsur lazımdır. Bunlardan birincisi maddi unsur yani hareket bir eylem gerekir. İkinci unsur manevi unsur kasıt unsuru failin suç işleme kastının bulunması. Üçüncü unsur kanunilik unsuru bir diğer adıyla tipiklik yani bir eylemin bir fiilin yasada suç olarak tanımlanması. Ve dördüncü unsur hukuka aykırılık unsuru. Hukuka uygunluk sebebinin bulunmaması diye ifade edebiliriz. AKP'nin meclise getirmeye ve yasalaştırmaya çalıştığı etki ajanlığı suçunda sakat olan unsur kanunilik unsurudur. Bir eylemin suç teşkil etmesi için her şeyden önce yasadaki suç tipine uygun olması gerekir. Peki hangi eylem etki ajanlığıdır? hangi eylem değildir? Buna karar verecek olan kimdir? Devletin iç ya da dış siyasal yararları nelerdir? Bunlar yani devletin iç ya da dış siyasal yararları ve bunlara aykırı eylemler AKP'nin günübirlik uyguladığı değişken politikalara göre mi belirlenecektir? Türk Ceza Kanunu'nun devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzene işleyişine karşı suçlar Milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk başlıkları altında düzenlenen suç tipleri bu kadar mı yetersiz kalmıştır da AKP iktidarı böyle bir düzenleme yapmaya ihtiyaç duymuştur? Değerli basın mensupları, her karşı çıkışı, her itirazı, her eleştiriyi kendi iktidarına karşı bir tehdit olarak algılayan AKP Şimdi de bu düzenlemeyle kendisine muhalif olan herkesi ajan ilan etmeye çalışıyor. Ülkemizde geçmişte eleştiri sınırları içinde kalan pek çok söz sırf AKP rahatsız oldu diye cezalandırıldı. Bu düzenleme hiç şüphesiz AKP'nin temel hak ve özgürlükler konusundaki bozuk siciline yenilerini ekleyecektir. Belirsiz, öngörülemez ve muğlak ifadelerle siyasi iktidarın elinde muhalifleri bastırmak, gazetecileri ve siyasileri susturmak için bir aparat olarak kullanılacak bir suç oluşturulamaz, düzenlenemez. Basının, kamuoyunun, siyasilerin verdikleri tepkiler nedeniyle iktidarın etki ajanlığı düzenlemesinde bir kısım yumuşama ve düzenleme yapması, yapma hazırlığında olduğu basına yansıdıysa da toplumsal barışı bozacak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak, haksız yaptırımlarla mağduriyetlere neden olacak ve hukukun evrensel ilkelerine aykırı olan bu düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hiç getirilmemesi gerekmektedir. Değerli basın mensupları, AKP iktidarı ve Erdoğan'la birlikte ülkemiz her alanda gerilemeye devam ediyor. Bunlardan biri de dışişleri AKP meclise sunduğu kanun teklifiyle Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı diye bir vakıf kuruyor. Bu vakıf neyin nesidir diye baktığımızda görüyoruz ki paralel bir Dışişleri Bakanlığı kuruluyor. Vakfın amacı nedir? Güya bakanlığın hizmet kalitesini arttırmakmış. İyi de arkadaş, Dışişleri Bakanlığına girmek için KPSS şartını siz kaldırmadınız mı? Dışişleri meslek memurlarının alımı için oluşturulan kurulun büyük elçiler arasından belirlenmesi şartını siz kaldırmadınız mı? Sınav kurullarının elçi ve büyük elçilerden belirlenmesi şartını siz kaldırmadınız mı? Hem liyakatsiz alımların önünü açacaksın hem de bakanlığın hizmet kalitesini arttırmak için vakıf kuracaksın. Bu vakfın AKP kadrolarının bankamatik personel deposu haline getirileceğini şimdiden ifade etmekte fayda var. Vakfın mütevelli heyeti başkanlığını Dışişleri Bakanı üstlenecek. Mütevelli heyetini de yine kendisi belirleyecek. Kendisinin belirlediği 10 kişiden ibaret olacak. Soralım Hakan Fidan'a. Listen hazır mı? Sayın Hakan Fidan. Hangi AKP eski milletvekili, belediye başkanı adayı? İl ya da ilçe başkanları listende olacak. Asıl önemli kısım bu vakıf Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesini ortak olacak. Bakanlığın vize gelirlerinden pay alacak. Bakanlığın kasasından vakfa aktarılan milletin parası birçok muafiyetten yararlanarak harcanacak ancak denetlenemeyecek. Tasarruf tedbirleri diye uydurdukları işlevsiz programdan kendilerini işte böyle sıyırıyorlar.